Herkese merhaba, ben Fake Dead ve yepyeni bir mod tanıtımına daha hoş geldiniz. Çok fazla sis var çünkü bir tane video renderliyorum şu an. Fazla kafanızı takmazsanız sevinirim. Bugünkü inceleyeceğimiz mod Tinker's Construct adlı bir şey. Yapım aşamasında olduğu halde gerçekten çok sevdiğim modlardan biri haline geldi kısa sürede. Evet, hemen başlayalım. Öncelikle başta fark ettiniz mi bilmiyorum ama elimde bir kitap var. İşte bu kitap. Bu kitap herhangi bir dünyada yeni karakter açtığınızda veya yeni bir dünya açtığınızda otomatik olarak elinize gelir. Kısaca size neyin nasıl yapılacağını anlatır. Tabii ki İngilizce olarak. Nasıl şeylerin üretileceğini falan gösterir. Size bir sürü güzel bilgi verir. Bakın burada bir sürü değişik şey var. Pekala, buradakilerden başlayalım. Blank Pattern. Temel aletiniz bu olacak en başlarda. Ve bunu kullanarak hem bu masaları üreteceksiniz, hem de bunu kullanarak eşyalarınızı üreteceksiniz. Şimdi bunları ben kendi elimle üretmek istiyorum. Çünkü nedenini birazdan görürsünüz. İlk baştaki şeyler çok ucuz fark ettiyseniz. Hepsi tamamen odundan oluşuyor. Başka hiçbir şey yok. O yüzden sadece kendim 64 tane odun aldım. Yani biraz odun toplayın. Ve çalışma masası yapın. Ayrıca 1.5'teyim. Onu da aklınızdan çıkarmayın. En son versiyonu yani Minecraft'ın. Tamam. Burada dediklerini tek tek yapacağız. Çubuk ve planka ihtiyacım var ilk başta. Bu olsaydı yapalım. Bir sürü. Şöyle 15 tane olsun mesela. Bunu ve altına kütüğü koyunca size Part Builder verir. Ve Part Builder yaptığım an elime bir kitap daha geldi. Bunun adı da Materials and You. Bunda ise size aletler, materyaller, modifierlar ki biraz sonra onlarla ilgili konuşacağız. Bu üç hakkında bilgiler veriyor. Baktığımızda bir kazma yapmak için ne gerekir? İşte balta, kürek, kılıç, rapier adında değişik bir kılıç, longsword yani uzun kılıç, battle sign, frying pan vesaire vesaire. Böyle çok havalı aletler hakkında bilgi veren bir şey verdi bize. Bir şey daha var. Bunu da çalışma masasının üstüne bunlardan koyarak yapıyoruz. Ve bu da tool station. Bir şeyimiz daha var. Yeni özelliklerini kullanalım Minecraft'ın. Böyle değil miydi ya? Heh, tamam. Daha tam alışamadım şu çantayı yeni düzenleme şekillerine Minecraft'taki. Ve bu da bu. Sanırım bir şey unutmadım. Yanlış kitap, özür dilerim. Bir şey unuttuk mu? En baştaki temel aletlerden kütükle şey yaptık. Bir de direkt odunla yapılan var. Tamam. Her şeyi yaptık sayılır. Her şey tamamen odundan oluşuyor ve çok ezik şu anda. Moda gerçekten bir sürü eklenecek şey var. O şu an aklınızda bulunsun yani. Hepsi bu değil ama şimdiden bile bir sürü şey var. Bunların hepsini istediğiniz yere yerleştirin. Tool Station'ın burada dursun. Part Builder'ın burada dursun. Stencil Table'ın burada dursun. Ve Pattern Chest şimdilik çantamda kalacak. Şimdi Tool Station'ı daha sonra kullanacağız. Onu geçelim. Part Builder, başlayacağınız şey Stencil Table. Buraya herhangi bir kalıp koyuyoruz. Şimdiki kalıbımız tahtadan yapılma kalıp tabii ki. Buradan Next ve Previous'a basarak buradan ne üreteceğimizi seçebiliyoruz. Bir kazmanın kafası mı, küreğin kafası mı, baltanın kafası mı yoksa her bir sap mı? Pardon, şu sap oluyordu. Gördüğünüz gibi bir sürü değişik parça üretebiliyoruz burada. Buradan seçiyoruz. Ben mesela bir tane kazma kafası istiyorum bu şekilde. Fark ettiyseniz üstünde material cost yazıyor. Bunun anlamı bunu kullanırken kaç tane materyal harcayacağımız. Bununla sadece bir tane harcanıyormuş. Çok iyi. Şimdi peki neleri üreteceğimizi nereden bileceğiz? Kitabınıza bakarsanız Materials and You kitabınıza. Burada size söyler. Bir tane
pickaxe gerekiyor, bir tane tool rod gerekiyor ve bir tane de tool binding gerekiyor. Kazma yapabilmek için. Bu üçünden. O zaman biz de o üçünden yapalım. Ne gerekiyordu? Tool rod ve tool binding'e ihtiyacımız var. Tool rod ve tool binding. Üçünü de aldım. Şimdi bu üçü de elimizde. Bunları ne yapacağız? Gidiyoruz ve yine yanlış yere gittim. Part builder'a. Şimdi buraya bir pickaxe set koyduğumuzda ve altına herhangi bir maden koyduğumuzda, mesela ne alalım? Demir alalım. Pekala, iron, gold ve obsidian aldım. Şimdi ben bunun sağına iron koyduğumda, farkındaysanız bana direkt bir iron pickaxe head verdi. Ve sağda da özellikleri yazıyor. Base durability ne kadar kullanılabileceği, 250 defa kazabiliyormuş. Kazma hızı var, en çok hangi madene kadar kazabilir var vesaire vesaire. Tabii ki bu bilgileri kazmayı üretmeden direkt bu kitaptan da öğrenebiliyoruz. Öldürmüyoruz. Mesela buradan ileri geçtiğimizde taş ne kadar şey verir, demir ne kadar verir, flintten de eşya yapabiliyoruz, kaktüsten de eşya yapabiliyoruz, kemik, obsidian, hepsinden eşya yapabiliriz. Bir sürü eşya yapılacak şey var. Böyle ilginç şeyler de var. Geçeceğiz bunlara. Hiç merak etmeyin. Şimdi ben kendime bunun kafasından yaptım. İki şey de aynı anda yapabilirsiniz. Unutmayın. Yani ben niye bunu koymaya çalışıyorum ki? Ama ondan önce şunu göstereyim size. Yani iki şey de aynı anda yapabilirim. Hemen onu bir yapalım. Şöyle yaparsanız ikisi aynı anda çıkıyor. Hemen şunu diyeceksiniz. Buradaki şey de ne? Iron chunk. Nereden geldi? Farkındaysanız bunun material cost'unda 0.5 yazıyor. Yani yarım demir kullanıyor. Ve demirin yarısı da size bu şekilde geri dönüyor. Bunu yaptık daha sonra. Ve şimdi bu demiri tabii ki kazma yapmak için kullanamazsınız. Çünkü bu yarım bir demir. Fakat kazmanızın diğer parçası olan tool binding de yarım demir istiyor farkındaysanız. Bunun için artan demirimizi kullanabiliriz. Yani sonuç olarak iki demirle demir kazmadan kat kat daha iyi bir kazma yapmış olduk. Fakat ben buraya obsidian da koyabilirim. Obsidian binding. Peki neden obsidian aldım? Hemen bakalım. Hemen time set 1. Güzel. Şimdi şu aletimize geldiğimizde buradan ne üreteceğimizi seçiyoruz. Ben kazma üretmek istiyorum arkadaşım. Burada istediğimiz gibi kombinasyon yapabiliyoruz. İsterseniz buraya altın, buraya işte demir, buraya da obsidian koyarsınız. Rastgele kombinasyonlar istediğiniz gibi. Fakat hepsinin eklediği bir özellik var. Unutmayın. Hangisi özelliği bekliyor da yine kitaptan öğreniyoruz. Bakalım mesela obsidian. Ne veriyormuş? Obsidian mining speed 7, mining level vesaire. Evet, buralardan da hangi materyalin ne işe yaradığını öğrenip güzel kombinasyonlar yapabiliyoruz. Bu obsidian reinforced özelliğini artırır. Farkındaysanız şu an reinforced 3 yazıyor. Eğer demiri koysaydım reinforced 1 yazardı. Onun anlamı da daha zor kırılacak oluyor. Tool Station'dan isim de verebilirsiniz. Mesela bu kazmamın adı Hüsnü olmaz, o kadar iyi değil. Hüsniye olsun. Alın size Hüsniye. Reinforced 3. Artık bununla kazabilirim. Gayet güzel bir kazmam oldu. Yaşasın. Oley. Çok mutluyum. Kazıyorum. Farkındaysanız hala hiç zarar görmedi. Neredeyse hiç. Şimdi zarar görmeye başladı. Çünkü bunu obsidian'dan bir şey yaptım. O üstüne. Kazma hızı fena değil fakat bu modda yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri bu. Güzel şeyler var. Güvenin bana. Pekala, sıkıcı kısmı anlattık. Sırada ne var?
farkındaysanız çok ilginç silahlar var. Mesela frying pan gibi, rapier gibi, longsword, broadsword vesaire. Normal oyunda olmayan şeyler de var veya mattock, battle sign. Değişik şeyler ve hepsinde yavaş yavaş geçeceğiz. Şimdi hemen modifier'lara geçelim. Modifier'lar şu işe yarar. Kazmanıza özellik eklemenizi sağlar. Her materyalden yapılmış kazmanın farklı sayıda özellik alma yeteneği vardır. Mesela bu kaç tane özellik alabilir sizce? 3 tane alabiliyormuş. Ben buna altın koyarsam onu tamir etmek için kullanılır. Eğer altından yapılmış olsaydı. Demir koyarsam tamir edilir mesela. Bu hiçbir şey yapmaz. Neyler bir şey yapar biliyor musunuz? Game moda geçersem ve hemen şuradan T-Construct Materials, buradan Necrotic Bone, Lava Crystal, ondan sonra buradaki çoğu maden ve benzeri şeyler bunlara büyük etkiler yapar. Şimdi mesela Necrotic Bone'u nereden alacağız? Çok kolay. Gidin Nether'a. Birkaç tane Nether'daki skeletonlar var ya, siyah zenci skeletonlar. Onlardan öldürürseniz onlar size bunlardan düşürüyor artık bu modun eklentisi sayesinde. Peki bir sürü modifier var gerçekten. Şu an sadece bu iki tanesine küçük bir örnek. Şunu da alalım. Bütün modifierların üstünden geçeceğiz. Şimdi ilk sadece küçük bir açıklama yapıyorum. Mesela ben buna Ball of Moss atarsam. Burada Moss yazdı ve artık bu kendi onarıyor. Lava kristal atarsam burada da şekli çıkıyor ve otomatik olarak ısıtıyor kazdığı şeyi. Evet. Bunu atarsam canavarların canını çalıyor fakat daha çok kılıçlarda işe yarayacak bir şey. Hadi otomatik ısıtmayı ve kendini onarmayı atalım. Farkındaysanız özelliklerden ikisini kullandık. Tamam. Pekala Hüsniye, bize gücünü göster. Şimdi ısıtmak derken ne anlıyorsunuz? Aslında oldukça açık. Kazdığı şeyi otomatik olarak ısıtıyor ve tabii ki şu an creative'deyim, o yüzden bu kadar hızlı kazıyor. Bakın direkt taş düşürüyor bize kazdığım anda. Veya maden kazarsam direkt ısıtılmış halini düşürür ki sanırım bu maden başka moddan ekleniyor ve ısıtılamıyor. O yüzden ooo tamam. bazı şeyler karıştı. Bu modla şu copper'ı hangi mod ekliyorsa ikisi biraz karıştı. Çaktırmayın, bu benim hatam. Siz yazılar orada durun. Veya mesela kum kazarsınız, size otomatik olarak cam gelir. Modu düzgün yüklediyseniz bendeki gibi sorun olmaz. Tamam. Gayet güzel bir özellik yani. Tabii ki hala yeterince iyi değil ve bu yavaş yavaş da kendini onaracak tabii ki. Yavaş onarıyorsa bir tane daha moss özelliği koyarsınız ve daha az donarır. Bu kadar. Peki. Başka neler yapabiliriz? Hemen kitabımıza bir bakalım. Şimdi longsword'lara falan sonra geçeriz. Öncelikle materyallere bakalım. Flint'ten yapılabiliyor ve o kadar iyi değil. Kaktüsten yapılan çok ilginç özellikleri var. Netherrack'tan yapılan tabii ki en iyilerinden biri slime kristalle yapılandır. Tavsiye ederim. Ve yapımı 4 tane slime bolu toprak ve kumla birleştiriyorsunuz. Daha sonra da ısıtıyorsunuz. Ve evet, kağıtla bile yapılabiliyor. Kağıtla yapılanın da özel şeyleri var. Şimdi biraz önce gördünüz sanırım. Eşyalarımıza emerald da ekleyebiliyoruz. Peki emerald ne işe yarar? Emerald, ne yapabilir ki yani? Benim kazmam nerede? Attım mı ben Hüsniye'mi? Yazık oldu. Hemen bir tane daha yapalım, hiç sorun değil. Direkt hepsini demirden yapıyorum şimdilik. Pekala, alın size bir kazma.
Şimdi ne yapacağız? Eğer ben buna Emerald eklersem durability %50 arttı. Yani artık bu %50 daha zor hasar görecek. Pardon, %50 daha çok hasar olacak. Yani mesela diyelim ki bu modla elmastan bir kazma yaptınız. Elmastan kazma zaten çok zor kırılır. Çok büyük bir dayanıklılığı vardır. Ki bunun onu %50 artırarak çok müthiş bir şey yapmış olursunuz yani. Direkt artırmanın yolları da var. Yani direkt mesela 500-500 artırabilirsiniz dayanıklılığını. Fakat eğer zaten dayanıklılığı çok fazlaysa en mantıklısı Emerald. Örnek olarak. Veya yeterince özellik yok. Fark ettiğiniz gibi 3 tane. 3 tane kime yeter? Bunun için bir tane Diamond, biliyorum pahalı. Bir tane de Gold Block. Ve bir tane de Nether Star. Çok pahalı biliyorum. Fakat Gold Block ve Diamond koyarsanız artık bunun şu şeyi bir kapatayım ben hemen. Not enough items'ı. Tamam. Artık bunun 3 tane daha özellik basma hakkı var. Eğer bundan koymazsam sadece 2 tane. Bakın. Peki Nether Star'ı elde etmek acayip zor. Ben niye elmas ve gold block varken Nether Star'ı kullanayım? İşte size iyi bir neden. Bir kere bunu yaptınız mı ve bir tane artırdınız mı? Eğer bir daha elmas ve gold block koymayı denerseniz olmaz. Bakın isterseniz çalışmadı. Çünkü zaten bunu bir kere yapmıştık. Yani maksimum olarak bunun özellik basma sayısını 2 defa artırabilirsiniz. Birisini elmas ve altın blok, birisini de Nether Star. Ve artık toplam 5 tane basılabiliyor. Tabii ki biz bir tanesini kullandık. Direkt elmas da ekleyebilirsiniz. Bu dayanıklılığını 500 artıracaktır. Dediğim olay buydu işte. Dayanıklılığını 500 artırabilirsiniz dediğim. Bunlar değişik modifierlardı. Şimdi bunun muhtemelen part 2'si olacak. Bütün modifierlara part 2'de geçeceğim. Şu an sadece daha gelişmiş madenler nasıl yapılır diye bakacağız. Modun eklediği madenler bunlar. Elmas bir kazmayla kolaylıkla kazabilmek için elmas kazma aldım. Bu copper, bu tin. Bu copper, bu tin, biliyorum yanlış görünüyor. Tin beyaz olmalıydı. Bu alüminyum. İşte alüminyum. Bu kazamıyorum. Evet. Bunlardan sadece Netherrack Slag'i kazabilirsiniz ve geri kalanını kazamazsınız. Elmas bir kazma ile bile. Çünkü uyanın artık. Eşya ekleyen bir modda elmas kazmanın en iyi olarak kalacağını mı düşünüyordunuz? Hiç sanmıyorum. Peki elmas kazmadan daha iyisini nasıl yaparız? Bütün cevaplar kitabınızda var. Öncelikle sizin seared brick yapmanız gerekiyor. Bunun için kum, gravel ve clay birleştirip şu şeyden yapıyorsunuz. Yani grout'tan. Daha sonra bunu da fırında ısıtınca size bu tuğlalardan veriyor. Bu tuğlaları kullanarak böyle bir blok, smeltery controller, smeltery drain, lava tank, bunlardan yapmanız gerekiyor. Kaç tane yapacağınız size bağlı, ne kadar istiyorsanız. Ama ben hepsini kullanımını anlatacağım. Şimdi bunlardan herhangi birini yaptığımızda, ki ben tabii ki yapmaya uğraşmayacağım. Çünkü ben kötü biriyim. Size özel bir kitap gelir. Ki kitaplar nerede acaba bu modda? Kitaplar. Şu kitaptan gelecek. Bunlardan yapmaya başladığınızda. Ve bu kitap size bu fırın hakkında her şeyi anlatacak. Şimdi kendinize sıradan bir fırın kurmak için, özel bir fırın, bu kadar şeye ihtiyacınız var. Bir tane smeltery controller, bir tane lava tank, tabii ki daha fazlası olabilir daha iyi bir fırın için. 9 tane seared brick ve 10 tane rastgele bir şey, yani
Seared Brick olabilir, Lava Tank olabilir, Drain olabilir. Sadece o alanı kapatacak bir şey olsun bu modun itemlarından. Bir tane Faucet ve bir tane Casting Table. Burada da güzel bir resimli anlatım var. Nasıl yapacağınızla ilgili. Ve burada da hangi madenleri hangisiyle birleştirince ne oluştu? Mesela bronz yapabilirsiniz, brass yapabilirsiniz, manuel veya alümit de yapabilirsiniz. Bu oyundaki en iyi maden olması lazım. Kitaptan kontrol ederiz. Burada da size yeniden bunların nasıl yapıldığını hatırlatmış. Pekala, hemen inşa edelim isterseniz. İlk başta bir zemin yaparak başlayın. 3x3 güzel bir zemin. Tabii ki size daha demin gösterdiğim bloklardan. Daha sonra etrafını kaplıyoruz. Ve ön tarafını boş bırakıyoruz. Unutmayın, herhangi bir şeye de takılırsanız kitabı açın ve resme bakın. Resimde her şey gayet açık ve net gösterilmiş zaten. Buraya Symmetry kontrolleri. Buraya ise Lava Tank koyuyoruz. Çok iyi. Daha sonra ben burayı bir kat daha genişletmek istiyorum. Çünkü daha havalı olur. Ve siz bunu bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Fakat benim bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Mesela şuraya da şeyi koyalım. Nerede o? Symmetry Drain. Ne tarafa baktığından dikkat edin. Şu ucu dışarı bakmalı. Daha sonra şurayı da kapatacağım ve bakın. Burada ateş yandı. Eğer buradaki ateş yanıyorsa bir şeyleri doğru yaptınız demektir. Böyle devam edin. Daha sonra ben burayı şöyle kapatacağım. Ve bunun üstüne bir blok koyamıyorum farkındaysanız. Onun üstüne koyabileceğiniz tek blok Hardened Widow denen şahıscıktır. Tamam. İşte koyduk. Daha sonra buraya bir casting table ve onun üstüne de bir cast koyuyoruz. Şimdi her şey hazır, güzel. Yani o kadar takılmayın buraya. İstersen ben burayı kırarım ve şuraya koyarım. Yani videoyu izleyip tam aynısını yapacağım diye uğraşmayın eğer modu kullanacaksanız. Tamam. Şimdi hemen geri kitabımıza dönüyoruz ve ilk maden karışımımızı tamamlıyoruz. İlk başta yapılacak en mantıklı karışım alüminyumdur. Çünkü oldukça güzel. Alüminyum biraz. Oldukça güzel bir maden. Gerçekten ilk başta yapabileceklerinizin en iyisinden diyebilirim. Yapımı 3 tane alüminyum ve 1 tane copper istiyor. Şimdi öncelikle bu cihazın lava ihtiyacı var. Başlamadan önce kendinize bir sürü lava alın. Ki ben hemen şimdi yapacağım. Lava. Böyle kendime bir sürü lava aldım. Ve buraya koyuyorum. Sırayla lavları. Zaten creative'de olduğum için bu kadar koymama gerek yoktu aslında. Daha çok lavamız olabilir. Ve daha sonra üstündeki yere de koyabiliyorum farkındaysanız. Bu üstüne koyduğum özel cam daha fazla lav depolayabilmemi sağladı. Evet. Ve de lav seviyesi doldu sanırım. Evet, yeterince lavımız var. Şimdi ben çantamı hemen geri boşaltıyorum. Ve bunun içine dediğim madenleri koyacağız. Kitapsız kaldım. Gayet kolay, okuması yazması olan herkes yapabilir. 3 alüminyum ve 1 copper. Hemen buraya alüminyum yazarım, alırım. Ve bir tane de copper alırım. Bu modla eklenen copper olduğunu unutmayın. Ben hemen garanti alayım bu işi. Hepsi olur ama sanırım. Ben risk atmayacağım. Şimdi buraya stack şeklinde koyamıyorsunuz. Teker teker koyacaksınız. 3 ve buraya da 1 tane. Şimdi içeride koyduğunuz madenler gözükür. Fakat bunlar normalde burada değil. Sadece gösteriş amaçlı burada. Ve sakın madenleri bu şekilde içeri sağ tıklayarak koymayın.
içeri sağ tıklayarak maden koyarsanız çalışmaz. Bu cihazdan koymanız gerekiyor. Ve bunun için açtığımda ne kadar ısındığını görebiliyorsunuz madenlerin bu kısımda. Farklı madenler farklı sürelerde ısınır. Gördüğünüz gibi alüminyum daha çabuk ısınıyor fakat kopur biraz daha yavaş. Ve bunlar eridiğinde burada bir sıvı oluşacak. Neyi erittiğimize göre. Mesela alüminyum eridiğinde farklı bir renk, kopur eridiğinde farklı bir renk, ikisi karıştığında farklı bir renk oluşacak. Ve daha sonra bu sıvıyı alıp buradan akıtacağız. Birazdan eriyecek hepsi. En azından sadece alüminyum. İzliyoruz. Hadi. Eridi. Alüminyumdan böyle pembe bir sıvı oluştu. Ve kopur eriyene kadar da ben videoyu durduruyorum. Hemen geleceğim. Erimek üzere. Çok küçücük bir şey kaldı ve boom. Artık sarı oldu. Ve ben artık şuraya basarak bu sıvıyı buraya akıtacağım. Daha sonra kurumasını bekleyeceğim. Ve kuruduktan sonra sağ tık ile çantamı alacağım. Çok güzel. Bir daha yapalım. Kurumasını bekliyoruz. Yani daha doğrusu soğumasını. Kurumak nereden çıktı? Sanki çamaşır asıyoruz. Ve tam 4 tane alabiliyorsunuz bunlardan. Çünkü içeri 4 tane maden attınız. Mantıklı değil mi? Peki bunlardan ne yapacağız? Size bir soru. Daha önce hiç bunları kullanarak elmastan yapmayı denediniz mi eşyalarınızı? Yapamazsınız. Çünkü tahta çok ezik elmas için. O yüzden bunları kullanıyoruz. Direkt bunları buraya koyun ve mesela bununla bir kazma, ondan sonra işte tool rod, bir de onun üstüne ne koyalım? Tool binding alalım mesela. Ve bunların kullanımı da farklı. Tahtadan bir masada yapmayacaksınız. Tabii ki yani o anlamda demedim. Bunu mesela sanırım altını yapabilirsiniz. Emin değilim. Tamam. Fakat bunu nasıl kullanacağız? Çok basit. Bunları buraya yerleştiriyoruz. Ve içerideki sıvının buranın içine akmasını sağlıyoruz. Ve böylelikle eşyalarımız oluşuyor. Pekala. Ben hemen buranın içine bir sıvı oluşturacağım videoyu durdurup. Ki bu sıvıda manyulin olacak. Ki sanırım en iyi maden. Ya da önce alümit oluşturalım. Çünkü sizin bundan elde edebilmek için bunu almanız gerekiyor önce. Çünkü bu ilk başta elde edebileceğiniz şeyler. 5 alüminyum, 2 demir, 2 obsidiyen. Herkes bunu elde edebilir. Pekala. Hemen yapıp geliyorum. 5 alüminyum, 2 demir ve 2 obsidiyen zemini tamamen kaplıyor ve gerçekten obsidiyenlar diğerlerine kıyasla çok çok daha yavaş bir şekilde ısınıyor. Hepsi erimek üzere. Kırmızı bir sıvı oluştu ve pembe oldu. Tamam. Şimdi mesela kazmayı yapmak için sağ tıklıyorum ve şuradaki boşluğa sıvı doluyor. Daha sonra kuruyor ve sağ tıklıyorum. Ve elime geldi. Yuppie. Benim neden grafiklerim hala feste? Ha? Tamam. 3 boyutlu dönmesi daha havalı. Şimdi sağ tıklıyorum, bu kalıbı alıyorum ve buraya çubuğumu koyuyorum. Çünkü kazmamı çubuksuz tutamam ve çok gerçekçi bir animasyonla kuruyor. Tamam. Şunun içinde durması gerekiyordu bunun. Mantık hatası. İşte bu şekilde yapılıyor. Sanırım bölüm zaten fazla uzadı ve bu bölümü burada bitirmenin zamanı geldi. Bu videoya eğer zaten beklentilerim diğer videolara göre düşük, 450 beğeni gelirse yeni bölümü yükleyeceğim bu modu için. Çünkü daha anlatılacak çok şey var.
Fakat artık yine de modda olan bir sürü şeyi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Pekala. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın her zamanki gibi. Ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.